Ankara-Sivas-YTE hattı test sürüşü yapılmış olup Ankara-Kırıkkale-Balıkesir ilçesine kapsamında hattın 393 kilometre uzunluğunda zor bir coğrafyada yapıldığı 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 53 viyadük, 217 alt geçit ve üst geçit, 61 adet köprü ve menfez inşa edilmiştir. Ankara-Sivas-YTE hattının artık son günlerini inşallah yaşıyoruz. Testler de hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Tahminen 4 Eylül ayı içerisinde bütün hemşehrilerimiz Ankara-Sivas-YTE hattının yiğidorlarla inşallah buluşturmuş olacağız. Tabii ki Ankara-Sivas hattı 393 kilometredir. Projenin tamamlanmasının ardından iki şehir arasındaki önceki trenlerimiz 12 saatte gidiyordu. İnşallah bu süre yaklaşık 2 saate inecektir. Çalışmalarımızın büyük bir kısmı tahminen %75'i tamamlanmıştır. Tabii ki demir yolcularımız ve şirket çalışanlarımız canla başla çalışıyor. Geçtiğimiz yıl başlayan pandemi kısıtlaması nedeniyle YTE çalışmalarında bazı aksaklıklar oldu. Yine de canla başla demir yolcularımız ve şirket elemanlarımız, yüklenici firma güzel çalıştılar. Hızlı tren Sivas'ımıza gelmesiyle inanç turizmi, sıla turizmi, kültür turizmi, iş insanları, bilim insanları ve sanatçılarımızın Sivas'a akın akın geleceğini ve şehrimize değer katacaklarına inanmaktayız. Tabii ki tarihi tren garında tarihi günleri yaşadık geçen gün. Yine aynı şekilde yaşayacağız. Sivaslılar bu konuda çok heyecanlı. Hızlı trenin gelmesini hızla bekliyorlar. Tabii ki hızlı tren geldikçe her şeyimiz hızlanacağına Sivas'ın inanıyorum. Bu konuda vatandaşlarımız da heyecanlı. Çünkü Erzincan'dan, Tokat'tan, Amasya'dan, Malatya'dan Sivas'ımıza gelecek, alışveriş yapacak treni beklerken bu aşamada biz ya Sivas için her şeye hazırlıklıyız. Hızlı trenin gelmesini bir an önce bekliyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah 4 Eylül'de planlama yapılıyor. Tabii ki bir sene önce pandemi süreci başladı, korona süreci. Bu pandeminin nasıl gelişeceğini, ne şekilde olacağını kimse bilemiyor. Ama inşallah 4 Eylül'de bu hattın bitmesi bekleniyor. Buradan Kırıkkale'ye kadar, Kırıkkale'nin Balıkesir'e kadar 250 kilometre. Ondan sonra da mevcut eski hatta girerek inşallah devam edecek. Tabii ki bu sürenin en kısa zamanda, o bir hattında en kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Sevinçler karşı.